Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. E, LGS Türkçe denemelerinin ilkini bugün sizinle paylaşacağım. Bundan sonra vakit buldukça deneme sınavlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, hemen sorularımıza başlarsak arkadaşlar. Birinci soruda e, diyor ki bilgisayarda oyun oynamak, telefonla konuşmak, fırında yiyecek pişirmek, buzdolabında yiyeceklerini e, saklamak gibi aklınıza gelebilecek birçok işi yapabilecek yapabilmek için elektrik enerjisiyle çalışan eşyaları kullanmamız gerekiyor. Bu ki bazı sözcüklerin anlamları e, belli simgelerle verilmiş. Bu sözcükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştirin denmiş arkadaşlar. Burada aşağıda zaten e, bir anahtar sözcük var. Bizden istenen bu arkadaşlar. E, burada sırayla gidersek e, şuradan başlayabiliriz. Mesela şu sarı noktanın olduğu bölümde bizden ne isteniyor? E, yetenek ve zeka geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlenceden kasıt nedir? oyundur e, oyun iki numarayı bulmuş olduk aşağıya hemen yerleştiriyoruz yani u oldu sonra e, kare yeşilin olduğu yere geliyorum yenmeye elverişli olan her şey denmiş e, bu da bir yiyecektir değil mi yiyecek oldu o zaman buradan da birin olduğu bölümü çıkardık yani k oldu daha sonrasında şu üçgen var yukarıdan aşağıya madde de var olan ve ısı ışık biçiminde ortaya çıkan güç enerji demektir. Hemen not düşüyoruz. Enerji ve 3'ün olduğu yerde R oldu. Hemen zaten kuru ve kura B ve D şıkkına 2 şıkka indi. Hemen sona bakıyoruz yıldıza. E, türlü amaçlarla kullanılan insan yapısı taşınabilir cansız nesneler denmiş. Bunun cevabı eşya oluyor. 4'ün olduğu yerde A olduğuna göre ortaya anahtar sözcük çıktı. Yani kura, bursa arkadaşlar. Soru 2. Ee, bir sözcük anlamı sorusu. Hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birini yerine kullanamaz diyor. Burada baktığımızda köy meydanı civarında meydan bir alanlık yerdir. Alandır. Yani A gider burada. Ee, sonra e, beyaz bir konağın haşmeti yani görkemi gösterişi B gider. Sonra dağın serin havasıyla adeta katılaşmış derken adeta yani sanki anlamına gelir. Burada konak ve yalı arasında kalan arkadaşlarımız olabilir. Aslında her ikisi de büyük yerleşim yeri ev e, anlamına gelir. Ama yalı e, deniz kenarında sahilde olan bir konut e, dur arkadaşlar. E, burada konağın biz gerçekten böyle bir şey mi olduğunu bilmiyoruz. Onun için burada cevap olsa olsa C olur. Soru 3. E, burada görsel var. Spor dalı ile ilgili hangisidir diyor. Yani verilen bilgiden biz e, aşağıdaki spor dalını bulacağız. Adrenalin tutkunu olan herkesi etkileyen raffik son zamanlarda ülkemize rağbet görmeye başladı. Su ile yapılan mücadeleyi e, zevkli hale getiren bu spor dalı aynı zamanda doğa tutkunu olan kişileri de etkisi altına almaktadır. Rafta'da verilen botlar ve kürekler yardım ile akış hızı yüksek olan nehirlerde yapılan akış hızı yüksek olan diyor arkadaşlar burada. Son yıllarda yapılan yarışmada düzenlenenlerde yer almaya başlamıştır. Nehir sporu olarak da adlandırılmaktadır diyor. Gerçi baktığımızda hepsi nehir gibi görülüyor arkadaşlar. Akışıcı, akış hızı yüksek akarsu diyor. Arkadaşlar burada zaten hem burada hem burada kopya verilmiş akış hızı yüksek olan yer neresi? Burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köpüren dalgalı akışı hızlı olan burası oluyor. Soru 4. Burada bilgiler verilmiş. Ee, bir parça var. Parçayla ilgili hangisi söylenemez denmiş? Ee, röntgen vücudumuzu, e, daki yapıların özellikle de kemiklerin x ışınları kullanarak görüntülenmesine verilen isimdir. Yani e, burada e, röntgen nedir sorusuna cevap var. B şıkkı gider. artı röntgen cihazı hakkında bize bilgi e, verildiğine göre ya da röntgen hakkında pardon bilgi de var. İki şıkkı iner. Burada gerekçe yani neden var mı yok mu ona bakacağız. Bir de tüm cümleler kesinlik anlamı taşır diyor. O zaman bir tane bile kesinlik anlamı taşımayan cümle olsa burayı eleyebileceğiz. Peki bakalım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Röntgen çekimleri hızlı ve acısız çekimlerdir diyor. Kime göre o? Bana göre belki bana acı veriyor olabilir. E, bu beklesin. Sonra devamında bakın dikkat. Bu nedenle diyor ya arkadaşlar. Bu nedenle derken bir şeyin nedeni yani gerekçesini açıklıyor. Dolayısıyla gerekçeyi bulduk. Artı buradaki acısız ifadesi kişiden kişiye değişebilir. O zaman tüm cümleler dediği için hepsi kesinlik anlamı taşımıyormuş. şıkkı olur. Soru 5. Bir sözel mantık sorusu gördüğünüz gibi. Ve 5 kişi var burada gördüğünüz gibi. Ve bir yarışmada bunların sıralaması ile ilgili bilgiler verilmiş. Böyle sorularda sıralama sorularında. Kişileri saydı. Kaç kişi var? 5 kişi var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Biz bunları bir tablo oluşturacağız. Ve bu tablolara ne yapmamız lazım? Yerleştirmemiz gerekiyor. Bu sorularda e, önermelerimizi sırayla değerlendireceğiz. Kesin olanları tablo içine olmayanları aşağı logo yaparak e, somutlaştırıp sonrasında tabloya göre yerleştirip çözeceğiz. Mete yarışı dördüncü sırada tamamlamıştır diyor. Mete'yi dörde yazdım. Aynı zamanda Mete ile işim bitti. Kapatıyorum. Sıralamada Ozan ve Emre arasında iki kişi vardı diyor. Yani dikkat. Ozan ile diyor. Emre arasında iki kişi olacak diyor. Yani bu iki kişi kim biz bilmiyoruz. Hatta Ozan'ın yeri de belli değil. Emre ve Ozan yer değiştirebilir. Bu kısmı da bitiriyorum. Bir daha buraya dönmeyeceğim yarışı ilk sırada bitiren ne Cem ne de Ozan'dır. Yani diyor ki tabloyu yerleştirirken birinin olduğu yere Cem'i ve Ozan'ı yerleştirme diyor. Şimdi o zaman şöyle bir durum çıktı ortaya. Ozan'la Emre arasında iki kişi olmak zorundaysa Ozan'ı buraya getiremeyeceğimize göre buraya getirebiliriz. Yani Ozan burada. Emre burada olabilir. Artı zaten iki kişi Mete buradaydı. Bir kişi daha buraya gelebilir. Yalnız unutmayalım Emre ile Ozan'ın yeri kesin değil yer değiştirebilirler peki bu önermeyi de bitirmiştik zaten tablomuzda e, ilk sıraya Cem gelemeyecekse diğer taraflar dolu 3'e Cem gelecek peki burada kalan tek kişi kim Efe Efe de buraya gelecek ve tablomuzu yerleştirdik hemen bakıyoruz soruya e, kesin olmayan sorunmuş Efe yarışmayı birincilikle bitirmişti diyor. Evet doğru. Kesin arkadaşlar. Cem üçüncü olmuştu diyor. Evet Cem üçüncü doğru. Ozan sonuncu olmuştu diyor. Bakın hem burada söylemiştim. Hem yukarıda söylemiştim. Ozan'la Emre'nin yeri kesin değil. O zaman kesin olmayan Bursa olur. Evet diğer sorumuz. Ee, bir grafik sorusu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne diyor? Ocak 2018 Nisan 2019 tarihleri arasında bir fabrikada üretilen kalem sayısı aylık olarak verilmiştir diyor. Bu grafikten hangisine ulaşılamaz denmiş? Bakalım hemen. A'da 2018'de en az ve en çok kalem üretilen ay. En az 11 11. ay, en çok 10. ay. Evet buradan anlayabildim. yani gitti. B'ye geldim. 2019'da üretilen kalem sayısının ee, geçen yılın aynı ayına oranı diyor. Evet. 2 da Mart ayı var mı arkadaşlar? Hem 2019'un hem de 2018'in var. Evet. Doğru. Bunu buradan çıkartabiliriz. Ee, C'de Nisan 2019 tarihine kadar fabrikada o yıl üretilen toplam kalem sayısı diyor. Ee, şimdi Nisan 19'a kadar zaten geliyor kırmızı gördüğünüz gibi. Ve bu aya kadar biz bunun oranı hesaplayabiliriz. Bu da gider. D şıkkına baktığımızda 2018'de üretilen kalem sayısının bir sonraki yıl üretilen kalem sayısına oranla diyor. Dikkat ederseniz tablomuzda 2018'in bütün verileri var 12 ay. Ama 2019'un Nisan'a kadar verilmiş. O zaman tüm yılın hesabı yapılamaz. Cevap ne olacak? Deniz olacak arkadaşlar. Peki. Devam ediyorum. Soru 17. Bu bir metin türüyle alakalı soru arkadaşlar. E, dikkat edin olay, yer, zaman, kişi, anlatıcı bunlar nerede karşımıza çıkar? Romanlarda ve hikayelerde karşımıza çıkar. Bunlar da bu hikayenin veya romanın unsurlarıdır. Şimdi e, söz konusu veriler var. E, diyor ki e, bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır demiş arkadaşlar. Yani benim şu verilerin tamamına aynı şıkta ne yapmam lazım? E, denk gelmem gerekiyor. A şıkkına bakalım hemen. Karşımda bir sağa bir sola kıvrılan diyor. Bir defa karşımda dedi. Yani birinci kişi var burada. Devam edelim. Ee, sağ sola kıvrılan, kuyruğunu dans edercesine sallayan küçük köpek diyor. Bakın küçük köpek var. Sonra İlayda demiş. Göz ucuyla şöyle bir bakalım. Evet İlayda da var gördüğünüz gibi. Şu da gitti. Ya yani bu da var burada. Peki. E, çalkantayı hissetmişti. Korkunç bir soğuk vardı etrafta. İçim me işliyordu. Kış diyor. Bakın kış mevsimi olduğu ortaya çıktı. Ee, sonra bakalım devam edelim. Ee, ayak uçlarıma sokulduğu ısız sokakta diyor. Almıştım bekliyordu. Ee, ısız sokak derken sokağa da buldum arkadaşlar. E zaten köpekle o kişi arasında geçen bir olay var. Adana oluyor. Diğer metinlerinde mutlaka birisi eksiktir. Hepsine bakıp zaman kaybetmeye gerek yok çocuklar. Peki soru 8. Ne diyor burada? Buna göre diyor. Yani solda edebi sanatların tanımı yapılmış. Tezat, kişileştirme ve benzetme. Bunların tezat sıklık, kişileştirme, insanlaştırma yani insan olmayan varlığa insan özelliği verme, benzetme de iki varlıktan zayıf olanı kuvvetli olana benzetmek falandır arkadaşlar. Şimdi Bakalım hangileri vardır demiş. Memleket isterim. Gök mavi dal yeşil tarla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgası bir nihayet olsun diyor. Memleket isterim. Ne zengin ne fakir. Tezat kesin olacak. Bir şıklarda olması gerekiyor. Ee, bir şık eleyebildik. Devam edelim. Kış günü herkesin evi barkı olsun memleket isterim, yaşamak sevmek gibi gönülden olsun, sevmek gibi derken benzetme var. Yani o zaman bulduğumuz D şıkkı oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Devam ediyorum soru 9. Ee, yukarıdaki deyimlerde boş bırakılan yerlere hangileri getirilemez denmiş. Şuradan başlayalım. Yani yukarıda zaten e, arkadaşlar deyimle alakalı bilgiler verilmiş. Örneğin diyor bir iş gereksiz bir telaşla yapıldığında arkasından ee, atlı mı kovalıyor? Atlı olacak arkadaşlar bu gider. Birinin hoşuna gidecek gururunu hoşlayacak şekilde davranıldığında nabza, nabza göre şerbet vermek bu gider. Olmayacak sebeplerle suç ve suçlu bulma çabasında olunduğunda öküz altında buzağı aramak var. Burada arkadaşlar cevap A olacak. Yani atlıyla köpeği karıştıran arkadaşlarımız olabilir. E, ama e, arkasından atla kovalamak ifadesi bir deyimdir. E, deyimler kalıplaşmış sözlerdir ve sözcükleri değiştirilemez arkadaşlar. Peki 10, soru 10. E, başımıza gelen bir olay insanların bize verdiği öğütlerden e, daha fazla etkiler bizi. Yani birisi bize na nasihat ediyor. E, biz pek dinlemiyoruz. Ama bir olay başımıza gelirse daha fazla etkiliyormuş bizi arkadaşlar. Ee, bize söylenen onlarca öğüt bir kulağımızdan girip öbür kulağımızdan çıkarken yaşadığımız olaylar bize bir ders verir. O olaydan aldığımız dersi hayatımız boyunca kolay kolay unutamayız. Burada A alakası yok. B belki olabilir. C olmaz ama D'ye geldiğim zaman bin nasihat yani öğüt bir musibet yani yaşadığımız bir olaydan daha iyidir. Yani bize daha çok şey öğretir bizi daha çok etkiler. Burada net olan denizdir arkadaşlar. Soru 20, pardon. hangi söylenemez denmiş arkadaşlar. Burada birincisinde olumsuz eleştiri vardı diyor. Yağmur durmaksızın yağıyor. Ben de bir bezginlik böyle havalarda iki lafı bir araya getirip yazamam. Yani kendisini eleştirdi doğru. Olumsuz bir yönden bahsediyor. İki de karşılaşma var diyor. Güneşli günleri baharın çığırtkan enerjisini daha fazla severim. Daha fazla severim böyle havalardan. Evet var. C'de şarta bağlı bir durum vardır diyor. Ee, ama işte ruhen koyu versem de kendimi biliyorum ki ben hiçbir zaman bezgin olmam. Arkadaşlar şart olan yerde genelde sağ vardır ama sağ vardır diye illa şart vardır diyemiyoruz. Ee, burada çünkü şart yok gibi duruyor. E 4'te örnekleme var diyor arkadaşlar. Bir defa burada ne güzel misaldir demek, örnektir demektir. Bu zaten gider. Dolayısıyla cevap şeyhan olur. Soru 12. E arkadaşlar yukarıda sıfat fiilin özelliğinden bahsedilmiş. Yani ne olduğundan bahsedilmiş. Ben soru kökünden gidiyorum. Sıfat fiil kullanılmıştır. Yani anası mezar dikecekmiş ekiyle olan fiilimsilerden soruyor. A'dan sınıfa gelen gelen çocuk an en burada var değil mi arkadaşlar? Ee, B şıkkında sadece B şıkkına değineceğim. Cevap A. Ee, burada buralara kadar boş yere gelmiş mi şeklini görüp sıfat fiil yok mu diyen arkadaşlarım olabiliyor. Ama bu bir sıralı cümle. Boş yere gelmiş. Bulamamış. İki yüklemli sıralı cümle. Bunlar çekimli eylemdir. Arkadaşlar bunlar olamaz. Cevabımız net bir şekilde adanır. Soru 13 hangisi anlam ilişkisi yönüyle farklı diyor arkadaşlar. Anlam ilişkisi dendiği zaman cümlelerde neden sonuç ama sonuç ve şart gelecek. Uzun mesafelere ulaşmak yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. Yakın mesafeleri aşamazsan uzak mesafelere ulaşamazsın demek istiyor. Yani şart olacak arkadaşlar. A'da yolda kalan arabaya benzin almak için almak amacıyla bu amaçtır olmaz. E, ee, B şıkkında başarılı bir öğrenci olmak istiyorsan planlı çalışmayı bilmelisin. Cevap burası. Mesela C'de kar başladığından neden sonuç vardır? Yani uzatmayalım. Cevap bursa. Ee, soru 14. Ee, bu açıklamaya göre e, hangisi nesne yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki bilgi beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Soruyu ben anladım. Nesne yanlış gösterilmişse nesne ile ilişkili sorularda ben şöyle bir taktik kullanıyorum arkadaşlar. Yüklemde ne olmalı biliyor musunuz? Geçişli eylem olmalı. Geçişli eylemde nasıl anlaşılır? Önüne onu kelimesi getirerek anlaşılır. Mesela A'da onu açtı. Burada nesne olabilir. B'de onu şiirdir. Onu şiirdir. Bir defa burada fiil yok gördüğünüz gibi. Burada beklesin. C'de onu bilmek nesne alabilir. D'de onu vermek nesne alabilir. Şimdi burada zaten arkadaşlar Bursa Şıkkı'nda nesne kullanma ihtimali yok. Çünkü orada e, isim cümlesi var. İsim cümlelerinde artı geçişsiz eylemli yüklem olduğu cümlelerde nesne olmaz. Buradaki han duvarları bir nesne değil. Öznedir arkadaşlar. Çok sevdiğim şairin şiiri neymiş? Han duvarları. Evet bu pratiği unutmazsanız işinize yarar sorulardır. Soru 15 e, etken fiillerin yüklem olduğu cümlelerde özne gerçek özlenir. Edirgen fiillerin yüklem olduğu cümlelerde özne sözlenir. E, hangisine gerçek özne yoktur? Arkadaşlar gerçek özne yoksa ne vardır? Sözde özne vardır. Sözde özne nerede çıkar benim karşıma? Edirgen çatılarda. Edirgen mutlaka ne eki alır? Ln eki alır. Ln eki alan eylemi bulacağım. Ve önüne başkası tarafından kelimesi getireceğim. Şimdi A şıkkına geldim. Yarda Ln var mı? Yok. B'de var mı aradı? Yok. C'de var mı kurulmuş yok. D şıkkına geldim dikkat. Satmaktan satılmak olmuş. L almış ve başkası tarafından satılmış. Cevap deniz. Evet. Peki. Soru 16. Ee, öneri anlatılmış. Şurada. Yani bir sorunu çözmek veya daha iyi ulaşmak için görüş ve düşüncelerin öne sürüldüğü cümlelere öneri teklif cümlesi denir. Hangisinde böyle bir şey yoktur diyor. Şimdi A'ya baktığımızda sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsan beslenmene dikkat et diyor, öneriyor. Otobüste sıkılmamak için yanına birkaç tane roman alabilirsin. Al diye öneriyor. Doktorun tavsiyelerine uyup çayımı şekersiz içmeye başladım demiş arkadaşlar burada. Bu kendisinden bahsediyor. D'de sınavda yapamadığın soruları boş bırak diyor. Yani sana öneriyor, tavsiyede bulunuyor. Cevap burada Ceyhan olur. Soru 17. Bu metinde aşağıdaki yazım kurallarını hangisi ihlal edilmemiştir diyor. Bakın olumsuz. 3 tane yanlış bulmamız lazım. Vatan şair olarak anılan ve düşünceleriyle yeni Türkiye'yi kuran herkesi etkilemiş olan şair ve yazar Namık Kemal. 21 Aralık ay ve gün adları rakamlıysa büyük harfle başlar. Arkadaşlar B şıkkı gitti. Ee, 1840 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Babası Yenişehir'le Musa Basım Bey. Ünvan sıfatları büyük harfle başlar. Yani A gider, ünvanlar büyük olur. Ee, Zehra Hanım'dır diyor. Ee, Tekirdağ'daki evlerin civarında bulunan tekkenin şeyhi Tokatlı Hafız Ali Rıza Efendi. Kendisine Mehmet Kemal adını verdi. Ee, çocukluğu annesinin babasının Abdül e, Latif Paşa'nın yanında geçti. Namı Kemal dedesi Abdül Latif Paşa'nın değişik kentlerde görev yapması nedeniyle düzenli bir eğitime devam edemedi. Özel dersler aldı ve kendi kendini yetiştirmeye çalıştı. Arapça ve Farsça deyince Arapça büyük, Farsça da büyük. Dil, din ve ırk adları arkadaşlar büyük başlar. Bu da gitti. O zaman elimizde C şıkkı kaldı arkadaşlar. Peki soru 18. Kesme işareti yanlış kullanmıştır diyor arkadaşlar. Kesme işareti e, n'in kullandığı yerlere bakıyoruz. A'ya baktığımızda Harranova'mız beklesin. E, es, eski çağdan dönem, çağ bunda ayrılabilir. Ozan Bey ile evet doğru. Enver Paşa doğru. Şimdi arkadaşlar aslında bir ağır bir bilgi bu. E, zor bir bilgi. E, bir kelime iyilik takısı alırsa, özel isim iyilik takısı almışsa, ikinci bir iyilik iki, ayet iki aldığında e, birincisi düşüyor ve o gelenek ayrılmıyor. Yani aslında bu şöyledir. Harran ovasıdır normalde. Ama şu Harran ovası anlamı katan yeri keki var ya arkadaşlar. Harran ovasımız demiyoruz. Ovamız diyoruz. Yani yeri keki düşüyor. E, buradaki yeri keki de ayrılmayacak arkadaşlar. Cevap burada Adana oluyor. E, kesme işaretinin kullanıldığı yerlere bakın. Bu detaylı bilgi arkadaşlar. Bir daha incelemenize yarar var. Soru 19 görselle bir sorumuz var arkadaşlar. Ne diyor? Hangisi Göbekli Tepe'ye aittir demiş. Bakalım neresi olabilir. Göbekli Tepe Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık e, 20 km kuzey doğusunda öğrenci Köyü yakınlığında yer alan dünyanın falan filan. Arkadaşlar buraya kadar hiçbir şey öğrenemedik. Bu yapıların ortak özelliği T biçiminde bakın dikkat T biçiminde. T biçiminde olanlar ne var burada? Bakın burada var. Değil mi? A'da var. B'de yok gibi. Burada zaten yok. Burada yok. Peki birkaç veri daha bulmaya çalışalım. Dikili taşlar yuvarlak planla dizilmiş. Bakın yuvarlak. Zaten C ve D şıkkı gitti. Araları taş duvarla örülmüş diyor. Aralarında taş duvar olan yer neresi? Bakın dışarıda var. İçeride birkaç defa çevrilmiş arkadaşlar. Cevap Adana. Yani kolay bir soru olmuş gördüğünüz gibi. Son sorumuz. E, hangisi olay ağırlıklı bir metinde diyor. Olay ağırlıklı metin soruluyorsa arkadaşlar aklımıza bir öykü, hikaye veya roman gelsin. Ee, yani hareket vardır, kişi falan vardır. A'da da siyah pek çok öykü yazmış ve batı taze öykü anlayışının diyor. Burada bilgi var, öğretici metin. Eleştiri yani. de yazar Margaret Duras yazma tutkusunu diyor. Bilgi verdi, eleştiri belki olabilir ama öğretici metin yani. C şıkkında evin arkasında 3-4 dönümlük bir bahçemiz var. Çiftten her akşam yaptığım gibi okuldan kalmış bir spor aşkıyla atladım. Çimenlerin üstüne akşam gölgeleri dolmuştu. Diyor arkadaşlar. İşte Hasan'ın sesi geliyordu. Fındıkların dibindeydi. Arkadaşlar bu sanki bir öykü gibi değil mi? Ee, C cevap gibi duruyor. Diğerlerine baktığımda çocuklarla çalışmaya başladığını anladım ki çocuklarla bir bilgiyi aktarabilmek diyor. Öğretici metin arkadaşlar. Düşünce yazısı bu olmaz. Cevap net bir şekilde Ceyhan oldu gördüğünüz gibi. Evet. Ee, arkadaşlar LGS denememizin ilkiydi. Ee, güzel bir deneme olduğunu düşünüyorum. Ee, bundan sonraki zamanlarda yine paylaştığım videoları izler, takip ederseniz arkadaşlarınıza tavsiyede bulunur önerirseniz, abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. İyi günler, kolay gelsin.